Saygıdeğer konuklar, kıymetli Bosnalılar. Poštovani gosti, uvaženi Bosanci. Sizlere Türkiye'den kardeşlerimizin selamını getirdim. Bu vesileyle ben de sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Donio sam vam pozdrave i selame vaše braće i sestara iz Turske. Koristim se prilikom da vas i ja s ljubavlju pozdravim i poselamim. Bugün burada tarihi bir değeri, ait olduğu topraklara yeniden kazandırmanın gururuyla bir arada bulunuyoruz. Danas smo ovdje počastovani što jednu istorijsku vrijednost vraćamo tamo gdje pripada. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Bosna Hersek İslam Birliği Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü'nün işbirliği ile Alaca Cami, kelimenin tam anlamıyla küllerinden yeniden doğmuştur. U saradnji naše Vakufske generalne direkcije i Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Vakufske direkcije Bosne i Hercegovine, Džamija Alađa u pravom smislu i doslovno ponovo se rađa iz pepela. Osmanlı mimarisinin zarafeti ve zengin süslemeleriyle bezenmiş olan Alaca Camii, bu toprakların kültürel dokusunu yansıtan bir eser kimliği taşımaktadır. Jer ona nosi identitet ovog podneblja. Način na koji je ukrašena jeste osmanskog stila, ali nosi tragove ovog podneblja. İşte bu kimliğinden dolayı 92-95 yılları arasındaki savaşta tamamen yıkılmış, taşları Ceutina nehrine atılmıştır. Ona je 92. godine porušena, njezini ostaci bačeni u rijeku Ceutinu. Büyük lider Ali Izetbegović şöyle sesleniyor bize. Veliki lider Ali Izetbegović je ovako poručio. Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Neka niko ne traži osvetu, već neka traži pravdu. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerinde kapısında uçar, kapısını açar. Potraže li se osveta, to će pokrenuti jedan lanac zla kojeg nema kraja. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın. Neka ne žive u prošlosti, ali neka je ne zaborave. Dolayısıyla acılar üzerinden geleceği inşa etmek yerine bir daha o büyük acıların yaşanmayacağından emin olacağımız bir geleceği oluşturma fikri ve idealiyle çalışmak bizlerin asli görevi olmalı. Zato je naša dužnost da umjesto da gradimo budućnost na bolovima iz prošlosti, stvaramo i djelujemo u skladu s idejom i idealom budućnosti u kojoj ćemo biti sigurni da se velike boli više nikad neće ponoviti. Bugün tüm iştihamıyla yeniden ayağa kalkan Alaca Camii bu topraklarda bu idealin simgesidir. Alaca Camii koja se danas u svojoj veličanstvenosti uzdiže, simbol je ovog ideala na ovim prostorima. Irkçılığın ve nefretin ancak maddeye zarar verebildiğinin ama Bosna'da, Balkanlarda yüzlerce yıldır var olan birlikte yaşama kültürüne ve kardeşlik ruhuna asla dokunamadığının göstergesidir. Ona je pokazatelj toga da rasizam i mržnja mogu nanijeti štetu samo materijalno, ali ne mogu naškoditi kulturi suživota i duhu bratstva koji u Bosni i na Balkanu vladaju vjekovima. Bu ruhu bozmaya çalışanları tarih ve insanlık asla affetmeyecektir. Onima koji pokušavaju pokvariti ovaj duh, istorija i čovječanstvo neće oprostiti. Bugün Alaca Camii özelinde bu toprakların değerlerini yeniden ayağa kaldırmak için emek veren, destek olan insanlar ise gelecekte saygıyla milletle yad edilecektir. A one koji danas na primjeru Džamije Alađe ulažu trud da nanovo uzdignu vrijednosti ovih krajeva, one koji tome daju podršku, ljudi će se i u budućnosti sjećati, spominjati s poštovanjem i zahvalnošću. Bakınız, Alaca Camii'nin aslına uygun şekilde yeniden inşa edilebilmesi için kurumlarımız çok detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Vidite, u izgradnji ovog zdanja, u bliskoj međusobnoj saradnji naših institucija rađeno je veoma pažljivo, obraćajući pažnju na svaki detalj. Eserin özgün taşlarının çıkarıldığı, savaş sonrasında tamamen kapanmış olan taş ocağı yeniden açıldı.
Kako bi Aladža bila vjerna svom originalu, ponovo je otvoren kamenolom od čijeg je kamena prvobitno izgrađena Aladža, a koji je nakon rata bio prestao raditi. Aynı nitelikleri taşıyan taşlar buradan çıkartılarak geleneksel yapım teknikleriyle cami, türbe ve şadırvan yeniden inşa edildi. Kamen crpljen iz ovog kamenoloma, rađen primjenjujući tradicionalne tehnike, je ugrađen i njime ponovo izgrađena camija, turbe i şadırvan. Alaca Camii adını veren eşsiz kalem işi tezcinatı da tamamlanmak üzere. Evo, već su pri kraju i ukrašavanja i oslikavanja ljepotice Aladže koji su joj dali ime. Aynı şekilde bu esere ait ve başka yapılardan kalma nitelikli taşların alanda sergilenmesini içeren çevre düzenlemesi de artık tamamlanıyor. Pri kraju je uređenje okoline gdje će biti izloženi dijelovi ove camije zajedno s kamenjem od drugih zgrada. Bu çalışmalar ve ihtiyaç dahilinde gerçekleştirilecek yeni proje ve yatırımlar, gönül coğrafyamız olan bu topraklarla bağımızı daima ayakta tutacak, ortak değerlerimizi ve tarihimizi yaşatmaya devam edecektir. Našu vezu sa ovim podnebljem, što ga osjećamo u srcima, ovi će radovi, zajedno s realizacijom novih projekata i investicija, ukoliko to bude potrebno, održati uvijek snažnim i udahnuće život našim zajedničkim vrijednostima i istoriji. Bürokratından memuruna, zanaatkarından mimarına, akademisyeninden yöre halkına, bu ecdat yadigarının yeniden inşasında emeği geçen sizler, bugünü unutmayınız. Daima hatırlayınız. Od bürokrate do službenika, od zanatlije do arhitekte, od akademaca do građana, svi vi koji ste uložili trud da se ova ostavština naših predaka ponovo izgradi, ne zaboravite ovaj dan nikada. Çünkü Alaca Camii'nin taşına, hüsnü hatına, kalem işi motiflerine her baktığınızda çocuklarınız için barış, dostluk ve huzur dolu bir gelecek inşa etmek adına gösterdiğiniz çabanın ve ortaya koyduğunuz iradenin izlerini göreceksiniz. Jer kad god pogledate Camiju Aladžu, njezin kamen, motive njezinih oslikanih zidova i kaligrafiju, vidjet ćete tragove vaše volje i vašeg truda što ste ga uložili za budućnost svoje djece, budućnost kojem vladaju mir, rahatluk i prijateljstvo. Bu toprakların tarihini, gerçeklerini görmezden gelenlere, yok etmek isteyenlere karşı kazandığınız zaferi göreceksiniz. Vidjet ćete pobjedu koju ste izvojevali protiv onih što ne žele vidjeti istoriju i realnost ovog podneblja, što je žele uništiti. Ben en kalbi duygularımla sizlere şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Hayırlı uğurlu olsun. Ja vam izražavam moju najsrdačniju zahvalnost. Živi i zdravi bili, nek vam je hayırlı sasrećom.